Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam onun habibine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin âline ve ashabına olsun. Rabbimize hamdü senadan sonra ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamdan sonra FMTV ekranlarından hayırlı akşamlar sevgili seyircilerimiz. Malumunuz ki çok önemli bir konu, fıkhen önemli bir konu işliyoruz. Seferilik konusu. Bu konuyla alakalı eğer sorularınız olursa bizlere bildirebilirsiniz. Öncelikle ben konuk olarak Yavuz Selim hocamıza dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet hocam. Şimdi hocam geçen hafta seferilik konusuyla alakalı işlemiştik. Seferilik konusuyla alakalı geçen haftadan kalan sorularımız vardı. Bu konuları inşallah ben size aktarmak istiyorum. Evet. Şimdi hocam birinci sorumuz. Bir izleyicimiz demiş ki, hocam önemli bir konuyu işliyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Sorum şu, memleketime giderken yollarda seferi oluyor muyuz diye sormuş hocam. Evet, şimdi öncelikle bu seferilik konusuna geçmeden önce Rabbim inşallah sorulan sorularla beraber konuları güzel anlayabilmeyi, güzel kavrayabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet hocam. Şimdi gerçekten geçen hafta başlamıştık bu konuya ve yetiştirememiştik. Çok yoğun bir şey vardı, sorular vardı. Tabii ki seferilik önemli bir konu, detaylı bir konu. Yani sorulması gereken, araştırması gereken bir konu. Bunu güzel anlayıp, güzel idrak etmek lazım ki böyle bir şey başımıza geldiği zaman olayı ne yapabilirim? Güzel bir şekilde tatbik edebilirim. Şimdi yani bu kardeşimizin olarak hocam, seferilik devamlı başımıza gelebilecek bir konu. Sonuçta yolculuk demektir, misafirlik demektir, seyahat etmek demektir. Şimdi ben bu kardeşimizin sorusuna geçmeden önce, şimdi biliyorsunuz ki dinimiz kolaylıktan ibaret. Yani dinimiz, hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, İslam dini ancak kolaylıktan ibarettir. Yani Rabbimiz bize mükellefler olarak, sorumlu kullar olarak bir şey yüklerken, bizim kaldıramayacağımız, bizim ne bileyim üzerinden altından çıkamayacağımız bir şeyle sorumlu kılmamış yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Hadis-i Şerif'te Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesinde buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul diyor kendisine yüklenilen sorumluluktan daha fazla bir şey yapayım derse o din ona galip gelir diyor yani. Ya bu şu demektir yani. Kolaylık ne? Sana ne söyleniliyor? Yani zor durumda kaldığın zamanlarda, zor durumlarda ne kolaylıksa sen onu yap yani. Ya sen bir kolsun, beşersin. Mevla Teala senin nerenin zayıf olduğunu, hangi konularda zorlandığını biliyor. Dolayısıyla ne yapacaksın yani? Bize yapılan, bu verilen bu vazifeler gerçekten kolaydır. Dinimiz bizim zorlanabileceğimiz, bizim yapamayacağımız şey bize zaten teklif etmemiştir. İşte seferilik de bunlardan bir tanesidir yani. Ama çok konuşulan bir mesele olmadığı için, çok anlatılan bir mesele veya çok bilinen bir mesele olmadığı için bunu böyle insanların iyi dinlemesi lazım, iyi idrak etmesi lazım. Bu sorularla beraber de bu konuyu zaten işlemiş oluyoruz. Şimdi kardeşimizin sormuş olduğu soru ne demişti mesela? Yollardayken, evet, öyle hocam. Mi? Sorum şu demiş hocam, memleketime giderken yollarda seferi oluyor muyum? Diyelim ki işte buradan. Şimdi diyelim ki bir kardeşimiz buradan oturmuş olduğu yerden memleketine seyahate çıkıyor. Bu yollardaki durum ister gitmiş olduğu yerde seferi olsun veya olmasın. Yani ister gittiği yerde de seferi namazlarına devam etsin. Zaten böyle olursa yollarda da gittiği yerde de dönüşte de hep seferi olacaktır. Buradaki soru şu, yani gittiği yerde seferi olmayıp çıktığı yerde yerle aradaki yollarda seferi oluyor mu? Seferi oluyor yani. Bunu da özellikle dikkat edelim. Yani aradaki yollarda her ne kadar çıkmış olduğu memleketinde gittiği yerde belki seferi olmayacaktır ama aradaki gidiş ve dönüş yollarında ne olacak? Seferi olmuş olacak. Dolayısıyla namazlarımızı ne yapmış olacağız? Seyahat esnasındayken farz olan namazlarımızı iki rekata düşürüp namazlarımızı bu şekilde ne yapmış olacağız? Sünnetlerde değil ama, değil mi hocam? Sünnetlerde değil. Sünnetler aynen bir şey yaptığımız gibi. Kaç rekatsa sünnetleri kılmış olacağız. Evet, yani. Farz namazlarımızı iki rekat farz namazlarımızı hocam. İki rekat kılmış olacağız. Yani kısacası demek ki yol esnasında ister gidişte ister dönüşte seferiyiz yani. Seferiyiz hocam. Evet. Peki şöyle hocam, şimdi 90 kilometreyi geçtikten sonra seferi oluyoruz hocam. Evet. Diyelim ki ben yola çıkalı daha 10 kilometre olmuş hocam.
Onu şöyle söylemiştik, geçen hafta da bunu bir izah etmiştik. Şimdi diyelim ki zaten bir insanın seferi olabilmesi için fıkıhta şu ifade geçer. Oturmuş olduğu şehrin son evleri geçinceye kadar, yani şehre bitişik olan evleri geçinceye kadar seferilik hükmü ne yapmamış olur? Başlamamış olur. Zaten bu da takriben işte yaya yürüyüşüyle işte 3 günlük bir mesafe, saat olarak 18 saat demiştik. Kilometre olarak da 90 kilometre demiştik. Kısacası yani çıkmış olduğu yerden 90 kilometreden sonra seferilik başlıyor. Evet. Yani 10 kilometre ne olmuş olacak o zaman? Seferi olmamış olacak yani. Evet hocam. Yani 90 kilometreden sonra seferilik başladığından dolayı o kilometreyi almak lazım, evet onu hocam. Unutmamak lazım. Yani şimdi ben yola çıktıktan sonra 15 kilometre sonra eğer bu duraklama yaparsam, ezan evet. okundu, namaza durduğum zaman seferi olarak kalıyorum hocam. Artık daha sefer hükmü başlamamıştır. Çünkü seferilik mesafesine ulaşmadığından dolayı evet ne olmamış olacak? Daha seferilik hükmü başlamamış olacak. Evet hocam. 90 kilometreden sonra başlıyor. 90 yani. Kilometreden sonra seferilik hükmü evet. başlıyor hocam. Evet, programımıza devam etmeden önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım arkadaşlar. Mail olarak siz sorun biz söyleyelim @fmtv.com.tr adresinden alan koduyla 0216 alan koduyla 488 0488 nolu telefonu arayarak ve WhatsApp yoluyla sadece WhatsApp yoluyla arkadaşlar 0534 387 5026 numaralı telefondan da bize WhatsApp yoluyla mesaj atabilirsiniz. Bugünkü konumuz seferilik. Seferilikle alakalı mesajlar atarsanız onunla alakalı biz de dönüşler yapacağız inşallah sizlere Yavuz Selim hocamızla birlikte. Evet hocam, geçen hafta kalmış olduğumuz konulardan bir tanesi de hocam niyet etmeden yola çıkan kimse seferi olur mu demiş arkadaşımız. Evet. Şimdi seferilikte niyet şu kadar önemli ki niyetine göre seferi olacak veya olmayacak. Nasıl? Mesela diyelim ki gittiği yerde ama seyahat için olsun ama ziyaret için olsun ama ne niyetli olursa olsun. Zaten seferlikte niyetin şeyi aranmıyor yani. Yani işte tatil için olsa şöyle, iş için öyle değil yani. Önemli değil ama burada gün önemli. Nasıl? 15 günden az olursa seferilik oluyor zaten. Buna dikkat edelim yani. 15 günden fazla olursa zaten ne olmuyor? Seferilik olmuyor. Peki burada demek ki 15 günden az, 15 günden fazla olayını ne belirliyor? Niyet belirliyor. Evet. Yani seferilikte mutlaka çıkmadan önce niyet şarttır. Hatta Fetevai Hindiye kitabında Hanefi mezhebimizin öyle çok kuvvetli görüş olarak kaynak kitap dediğimiz Fetevai Hindiye kitabında diyor ki evet. bir kimse niyeti olmadan, niyeti olmaksızın dünyayı gezse dolaşsa, niyeti yok ama herhangi bir şeye niyeti yok, yine seferi olmaz diyor yani. Niye? Evet. Çünkü çıkmadan önce herhangi bir şeye niyet etmemiş. Yani şu kadar kalacağım, 15 gün daha niyet etmemiş. Dolayısıyla niyet seferilikte mutlak şarttır. Onun için çıkmadan önce seferi olacak veya olmayacak niyetini mutlaka yapması lazım. Peki şey hocam şu olur mu? Gittiği yerde niyet etmesi olur mu? Şimdi mesela adam çıkarken belki hani unuttu diyelim hocam. Ben diyelim buradan çıktım hocam Konya'ya gittim. Konya'da niyet ediyorum. Niyet çıkmadan mutlaka yapması lazım. Dedi ki o zaman orada ne oldu? Orada da şimdi yani çıkmadan o niyetini mutlaka ha şöyle değil ama bak şunu söyleyelim. Yani niyetin illa dil olarak söylenmesi şart değil yani. Öyle diyelim ona istersen. Yani illa ben işte ben sefere çıkıyorum 15 gün veya öyle değil. Sonuçta o hazırlık yapması, seyahate çıkarken yani o işte bavulun hazırlaması ve ona niyet etmesi bile zaten şey yani hazırlık yapması bile bir niyettir. Yani illa onu sözlü olarak söylemesi şart değil ama çıkmadan önce mutlaka niyetini yapması lazım ki o seferilik hükümlerinden, o kolaylıklarından ne yapsın? İstifade etmiş şimdi olsun. Şimdi Ramazan orucunda mesela şöyle bir şey var hocam. Ramazan orucu bize hani farz olması hasebiyle işte akşam kalkmamız dahi, gece kalkmamız evet. dahi, sahura kalkmamız dahi niyet olarak sayılıyor tabii, hocam. Tabii. Bununla alakalı şimdi hazırlık yapması kişinin bir Müslümanın yola çıkma meselesi bir niyet sayılır mı? Tabii, yoksa tabii. Direkt... O niyet işte zaten. Evet. Ona hazırlık yapması bir niyettir zaten. Yani. Evet, çünkü hocam. Niye? O düşünceyle beraber ben yarın ne yapacağım? Yola çıkacağım, seyahate gideceğim. Zaten o düşünceyle beraber gittiği yeri biliyor, mesafesini biliyor. Zaten bu seferilikle alakalı az buçuk insanlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin şeyi var. Bilgisi var. Yani gittiği hocam. Mesafede seferi oluyor mu onu biliyor zaten. Bazı hükümler noktasında eksiklikler var. O hazırlık yapması da bir niyettir neticede evet, yani evet. sonuçta. İlla bunu sözlü fiili olarak bir ifade olarak dökmesi şart değildir ya. Evet hocam. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Üçüncü bir sorumuz var hocam. Hocam her gün oturduğum evimden çıkıp seferi mesafede olan iş yerime gidiyorum.
Yolda ve iş yerimde namazlarımı nasıl kılacağım? Çalıştığı yerine gidiyor ve sefere bir mesafede. Evet, şimdi gerçekten bu da. Şimdi şöyle bir şey var. Her gün kalkıyor 90 kilometre gidiyor yani çalışmaya. 100 kilometre, 150 kilometre olan şeyler var. Yani sorular geliyor bize hocam şu kadar kilometre mesafede. Bu da böyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey. İnsanın aklına şöyle bir şey gelebilir yani. Diyebilir ki ya ben işte işimden dolayı gidiyorum. Sanki bir zaruretmiş gibi, mecburiyetmiş gibi. Yani sonuçta ben buraya işimden dolayı gidiyorum. Acaba seferi miyim değil miyim diye. Belki aklına kalbine böyle bir şey gelebilir. Seferidir. Sonuçta işi içinde gitse dedik ya niyet önemli değil. Evet hocam. Niyet önemli derken yani niyetteki şey önemli değil. Yani çeşidi önemli değil. Yani ne için giderse gitsin. İş içinde olsa ne için giderse gitsin. Sonuçta bulunduğun yerden seferi mi mesafeye mi gidiyorsun? Her gün mü gidiyorsun? Yine seferidir yani. Yine dolayısıyla bulunmuş olduğu evi olmasa hasebiyle orada namazlarını dört kılacak. Yani seferi olmayacak ama mukim iş yerinde yani. Mukim olacak. İş yerinde namaz mı kılacak? Namazlarını iki kılacak. Veya artık onun seferiliğin gerektirmiş olduğu halleri orada yapacak. Bir de dediğimiz gibi gidiş geliş yollarında da yine seferidir. Mesela evet. Dönüyordur. Yine seferi bir mesafedir. Oldu ki bir akşam ezanı geldi. Akşam dönüyordur mesela. Ve yatsı ezanı denk geldi. Yine iki kılacak. Ne zamana kadar bulunmuş olduğu yerle iş yeri arasında 90 kilometre kalınca kadar. Burası çok soruluyor. Yani bak giderken de 90 kilometreyi geçmek lazım. Evet. Dönerken de bunu oturmuş olduğumuz, mukum olduğumuz oturmuş yere 90 kilometre kalıncaya kadar seferilik devam ediyor. 90 evet. kilometrenin 80'e düşsün sefer olmuyorsun artık. Yani. Mukimsin artık. Mukimsin yani. Artık yani. Onu da evet özellikle hocam. Dikkat edelim. Yani mesafe çok önemli. Çünkü burada mesafeden, kilometre mesafesinden seferi oluyor musun, olmuyor musun meselesi ortaya çıkmış oluyor. Hocam olacak. Şimdi bu kişi mesela diyelim ki bu iş yerinde 10 sene çalışıyor. 10 sene boyunca devamlı seferi mi olacak tabii, yani? Tabii tabii. İş yerinde seferi. Oturduğu evet, evde değil de iş yerinde seferi mesafede evet. çalıştığından dolayı, bulunduğundan dolayı dolayısıyla seferi kılacak. Yani. Namazlarını seferi kılacak. Yani. Hatırlatma amaçlı hocam kısaltacağımız namazlar sabah namazında herhangi bir kısalık yok. 4 rekatlı. Kısacası 4 rekatlı namazlar 2'ye kılı düşüyor yani. Sünnetleri normal kılıyoruz. Yani öğle ikindi yatsı evet. olarak 2 evet. rekatı düşürüyoruz hocam. Bitir vacipli akşam namazı zaten 3'er rekat onlar aynen kılıyoruz yani. 4 evet. rekatlı farz namazları 2 rekat yoldayken bulunduğumuz yerde kılmış oluyoruz. Sünnetlerde yani. Herhangi bir oynama yok, olmuyor. Sadece bir... farzlarda. Evet. 4. sorumuz hocam. Bir bayan izleyicimiz atmış bunu da. Ankara'da doğdum. Evlenip İstanbul'a yerleştik. Vatani aslım neresi oluyor? Şimdi şöyle bir durum var. Bayanların seferilik meselesi biraz daha böyle değişik. Nasıl? Bir bayan seferilik olup olmamasında kocasına tabidir. Bakın bir bayan seferi olup olmamasında kendi değil de kocasına tabidir. Ne demek? Evet. Kocası bulunduğu yerde seferi ise... Hanımı da seferidir. Evet. Kocası bulunduğu yerde seferi değilse kadın da seferi değildir. Şimdi bu kardeşimiz ne yapmış? Ankara'da doğdum diyor. Ne yapmış? Evet. Evlenmiş. İstanbul'a taşımış. Dolayısıyla kimin yanında? Kocasının yanında. Ha şu buradan şöyle bir şey çıkabilir. Ya benim orası zaten anne babamın memleketi. Yani anne babamın olduğu yer benim memleketim değil. Evlendikten sonra artık orası senin memleketin olmuyor. Çünkü niye? Evlendikten sonra kadın kocasına tabidir. Evet, evet. Dolayısıyla bulunmuş olduğu artık vatani aslisi değişmiş oluyor. İstanbul. Yani vatani asli neydi? Bir insanın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı yerdi. Ama bayanlar için diyelim ki doğdun orada belki, büyüdün, belli bir yaşına kadar gidin ama artık evlendin. Ne yaptın? Memleketini değiştin. Dolayısıyla doğduğu, büyüdüğü yer evlenene kadar vatani aslisiydi. Evet, bayan için ama evlendikten sonra artık burada yaşamaya devam ediyor kocasıyla beraber. Artık vatan aslisi neresi olmuş oluyor? Kocasıyla beraber oturmuş oldu, evlenmiş olduğu yer vatan asli. Demek ki buradan şöyle bir şey çıkıyor. Vatan asli değişir mi? Değişir. Nasıl? Artık oradan ayrılmıştır. Bayanlar için ama değil mi hocam? Bayan erkekler içinde de ama buradaki soru bayanlar için. Kocasına evet. tabi olduğundan dolayı ne olmuş olur? Artık anne babasının yeri onun için ne olmaz? Vatan asli olmaz. Vatan asli kocasının olduğu yerdir. Kocasına tabi olduğundan dolayı. Evet hocam. Buna da özellikle hanım kardeşlerimiz özellikle yani orası benim anne babamın memleketi. Her ne kadar ben burada kocamla İstanbul'a oturuyorum ama orası da benim doğduğum değildi. Öyle değil. Dolayısıyla kocasına tabi olduğundan dolayı anne babasının memleketine gittiği zaman seferidir. Yani. Buna dikkat etmek lazım. Ama kocasının memleketine gittiği zaman olaya bakılır. O biraz daha değişik. Evet hocam. Evet. Hocam bir sorumuz daha. Evet.
Bir tır şirketinde çalışıyorum. İşimden dolayı devamlı şehir dışına çıkıyorum. Yollarda her zaman seferi mi oluyorum demiş hocam. Bu ilk soruyla biraz bağdaşıyor. Evet, biraz benzer ama biraz daha değişik. Bu da mecburiyetten dolayı. Tabii sonuçta evet, işi var orada. Çalışıyor değil de her gün, o belki öbürkü gibi ne yapıyor mesela? Her gün gidip geliyor yani. Mesela evet, bulunmuş olduğu memleketi neresiyse her gün belki de uzak yerlere gidiyor. Bu da bir değişik bir şey. Bir fetva şekli diyelim. Seferi hı, oluyor yani. Yani hı, ne olursa olsun yeter ki seferi mesafede, eğer şehir içinde seferi mesafede değilse olmuyor zaten. Şehir içinde zaten seferilik olmaz biliyorsunuz. İstanbul evet, büyük şehirdir. Şehir içinde 100 kilometreye de geçse seferi olmuyor. Ama evet, şehrin evlerini geçtikten sonra, şehir değiştikten şehir sonra evet, yani şehir dışına çıktıktan sonra her çıktığı seferi mesafede bu kardeşimin seferidir. Niye? Belki işinden dolayı çıkıyor, işte o işi yaptığından dolayı çıkıyor ama dedik ya mesafedir önemli olan. Mesafeyi geçtiğinden dolayı her çıktığı yerde seferidir yani. Bu da bir de hani devamlı oluyor, işi var değil, öyle değil. Sonuçta vazifesi de olsa, işi de olsa mecburiyetinden dolayı gittiği yerlerde namazlarını ne yapacak? Kısaltıp iki rekat kılmış olacak. Seferilik hükmünden, şeylerinden faydalanmış olacak yani. Evet. Hocam, seferi iken cem'i takdim, cem'i tehir yapmak caiz midir demiş bir arkadaşımız. Evet, cem'i takdim namazları öne almak, cem'i tehir namazları sonraya bırakmak. Evet hocam. Şimdi seferilikte biliyorsunuz insanın bir aciliyeti var. Yani yoldadır, yola gidiyordur veya gittiği yerde bir cenazesi vardır, şuyu vardır. Bir aciliyeti vardır dolayısıyla. Hanefi mezhebine göre cem'i takdim yapmak veya cem'i tehir yapmak caiz değildir. Hanefi mezhebine göre sadece iki yerde, o da neresi? İşte Arafat'ta öğle namazıyla ikindi namazını birleştirip öğlen vaktinde peş peşe kılmak. Evet, Arafat'ta evet, unutmayalım. Önden birleştiriyoruz yani hocam. İkindi tabii önce öğle namazını kılıyoruz, peşinden hemen ikindi vaktini beklemeden ikindi namazının farzını kılmış oluyoruz. Evet, hocam. Yani burada takdim yapıyoruz yani. Cem'i takdim. Alıyoruz. Öne alıyoruz. Yani ikindi namazını öne alıyoruz. Şimdi belki Arapça kelimeleri evet, anlayamayabilirler hocam. Takdim, takdim öne, öne almak demek. Öne evet, almak namaz demek, namazı öne almak. Burada ne yaptık? Evet. İkindi namazını öne alıp öğle namazıyla peş peşe kılmış olduk. Evet, cem'i takdim yapmış olduk. Yani iki namazı toplamış olduk peş peşe. Evet hocam. Bu Arafat'ta Hanefi mezhebini söylüyorum. Müzdelife'de de akşam namazıyla yatsı namazını cem'i tehir yaparak, yani namazı tehir ederek. Hangi namazı tehir ediyoruz? Erteliyoruz. Evet. Akşam namazını, yatsı namazının vaktini erteleyip peş peşe kılıyoruz. Yani. Evet hocam. Bu sefer akşam namazıyla önce akşam namazını kılmış oluyoruz. Sonra yatsı namazını kılıp ne yapmış oluruz? Müzdelife'de de cem'i tehir, yani namazı tehir etmiş oluruz akşam namazını. Dolayısıyla iki yer, Arafat ve Müzdelife'nin haricinde namazları öne almak Arafat'ta, namazları tehir etmek Müzdelife, bu iki yerin haricinde Hanefi mezhebinde cem'i takdim yapmak, cem'i tehir yapmak caiz değildir. Ama Şafi mezhebi, yani diğer mezhepler diyelim veya Şafi mezhebi değil mi? Diğer mezheplerde ister namazları öne alarak öğle ve ikindiyi birleştirmek, ister tehir ederek işte ne yapabilir? Evet. Bu şekilde tehir. Ha şöyle de diyelim, illa öğle namazını, akşam namazı demeyelim. Mesela öğle namazını öne aldığı gibi öğle namazını tehir edip ikindiyle beraber de kılabilir yani. Hanefi mezhebi haricinde mi hocam? Tabii diğer mezheplerde istediği şekilde. Yani burada mezhep arasındaki farklılıklar bunlar. Peki istediği bir gün içerisinde yapabilir mi hocam bunu? Gün derken yani de, sonuçta takdim de yapabilir, tehir de yapabilir. Yani evet, bu öğlen namazı için de geçerli, öğlen ve ikindi namazı için de geçerli, akşam namazı, yatsı namazı için de geçerli. Ama hangi mezhepte dikkat edelim? Hanefi mezhebinin dışındaki diğer mezhepler. Şimdi şöyle bir duyumlar alıyoruz. Ya işte böyle böyle namaz kılıyorlar. Yani tehir ediyorlar, takdim ediyorlar. Ya mübarekler. Yani sonuçta burada mezhep imamlarımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak, işte bir dilini kendisine örnek alarak sonuçta ala ra'si ve ayn diyoruz. Yani sonuçta dört mezhep haktır. Evet. Her ne kadar Hanefi mezhebindeki Hanefi mezhebi buna müsaade etmiyorsa diğer mezhepte buna müsaade ediyor. Caizdir diyor. Yapabilir mi? Yapabilir. Ona kalmış. Yani onun mezhebine göre caiz midir? Caiz. Yapabilir mi? Yapabilir. Ama Hanefi olan kardeşlerimiz ne yapacaklar? Buna dikkat edecekler. Ne yapmayacaklar? Namazlarını takdim ve tehir etmeyecekler evet, yani. Ama Şafii mezhebinde olan kardeşlerimiz yapabilir. Sıkıntı evet, yok yani bu şekilde. Şimdi hocam Arafat Müzdelife dediniz. Belki arkadaşlarımız Arafat'ın Müzdelife'nin ne olduğunu bilmeyebilir. Yani bu sadece Hanefi mezhebi olarak haçta. Haçta. Haçtaki evet, vazifelerimiz. Haçtaki Arefe günü dediğimiz. Evet. Arefe günü dediğimiz. Arafat'ı bekliyoruz artık. Hani evet, biliyorsunuz. Haccu Arefe dediğimiz.
Evet. Hac Arefe'den ibarettir. Olmazsa olmazı olan haccın kurallarından bir tanesi. Orada işte öğle namazını ne yapmış oluyoruz? İkindi namazıyla beraber öne alıp peş peşe kılmış oluyoruz. Evet. Akşam yasıyı da Müzdelife'de tehir ederek peş peşe kılmış evet. oluyoruz. Ama sadece burada. Bunun haricinde müsaade Hanefi yapıyorum. Mezhebinde hac haricinde takdim yollarda, veya tehir yok hocam. Yollarda seferiyken takdim ve tehir yapamayız yani. Evet hocam. Ama diğer mezhebe bağlı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yapabilir mi? Yapabilir. Sonuçta evet. mezhep imamımızın, İmam Şafii Hazretlerimiz ve diğer imamlarımızın fetvasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyinde vardır. Yani hayatı içerisinde takdim ve tehir ettiği namazlar vardır. Onu delil almıştır. Alabilir. Evet. Yani sonuçta fetva neyse kendi mezhebini, fetvası neyse onu ama seferiyken değil mi hocam? Seferiyken. Tamam. Seferiyken yani durup tamam. dururken şimdi mukimken yani ben öne aldım, geri yaptım. O şekilde bir şey. O şeyde yine Hanefi de zaten olmuyor da şeyde var ama yine diğer mezheplerde seferilik haricinde de var. Ama konumuz o olmadığı için oraya girmek istemedim. Evet yani. Hocam. Konumuz o değil şu anda. Evet şimdi hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun. Evet hocam. Bir sorumuz daha. Hocam ziyaret maksadıyla yola çıkıp 5 gün bir yerde, 10 gün başka bir yerde kalma niyet ederek yola çıktım. Seferi olur muyum? İlginç bir soru. Evet şimdi gerçekten 5 gün bir yerde, 10 gün bir yerde. 10 gün yani başka 15 bir yerde. Gün, 15 gün olur. He, evet tamam. hocam. Ya burada şu var. Şimdi biliyorsunuz seferilik 15 günle sonrasında başlıyor ya. Ama buradaki nükte şu. Özel yani dikkat edilmesi gereken 15 gün bir yerde olması lazım. Bakın 15 gün bir yerde. Eğer 15 günün azı veya fazlası. Burada şimdi seferi olacak veya olmayacak meselesi var dikkat edersek. Evet, ama seferi olacağım nasıl? 15 günden az. Ama 15 günden az değil mi? O şey ne olması lazım? Mesela 5 gün bir yerde 10 gün bir yerde olmaz yani. Veya 15 Peki, günden... o seferi olmuyor mu yani? Olmuyor. Hocam? İlla o 15 günün tamamlayacağı o şey nerede olması lazım? Bir mekanda olması lazım yani. Evet, anladık mı yani? Şimdi hocam şöyle anladığım şekilde söyleyeyim hocam. Ben İstanbul'dan çıktım. Evet. 90 kilometreyi aştım işte Sakarya'da mesela. 5 gün kaldım. Evet. Burada seferiye niyet ettim. Namazlarımı kıldım. Zaten seferisiniz. Sonra yani. Oradan çıktım. Düzce'de de bir 5 gün kaldım. Evet. Orada da seferi devam... 10 oldu şu anda bakın. Yine oldu. Seferilik günlerindeyiz. Buradaki şey evet. o değil. 10 gün demek istiyorum. 15 günü... 15 günü tamamladığı zaman seferi olmamı herhalde düşünüyor. Evet hocam. Dolayısıyla bir mekanda o 15 günü tamamlamadığı için bu kardeşimiz yine nedir? Seferidir yani. Seferidir. Yani burada 15 günden sonrası seferi olmuyor ya. Evet hocam. Ama o 15 günün bir yerde olması lazım. Evet hocam. Bakın bir daha söyleyeyim. Yani 5-5-5-5 dünya olmaz. Dolaşırsa olmaz, olmaz mı hocam? Olmaz. Seferi mi olur yani? Değil. Seferi oluyor da mukim olmaz. Mukim olmaz. Dikkat edelim. 15 günden sonrası seferi olmuyor ya. Evet hocam. Ama o 15 günün bir yerde olması lazım. Evet hocam. Yani 5 gün bir yerde 10 gün bir yerde yine seferidir yani kısacası. Şimdi hocam şöyle diyeyim o zaman ben size. Ben buradan çıktım Sakarya'da 5 gün, Düzce'de 5 gün, işte Samsun'da 5 gün, Trabzon'da 5 gün derken böyle hep seferiyim. Her yani. Kaldığı yer seferidir. Seferiyim yani. Evet hocam. O şekilde. Çünkü niye 15 günü doldurmuyor? Evet hocam. Ama 15 günden bir yerde kaldıktan sonra olay neye dönüyor? Mukimliğe dönmüş oluyor. Mukimliğe yani. Dönüyor hocam. Burada yani burada aslında şunu anlamak lazım. Yani seferi olmak için 15 günü olmamak için, mukim olmak için bir yerde olmak lazım evet. ki seferilikte ne yapmış olalım? Evet hocam. Mukimliğe geçmiş olalım. 15 gün sınır değil mi hocam? 16. Tabii, 15 gün ve fazlası. 14 gün seferi. Seferi 15 günden 15 aşağısı gün, mukim. Mukim. Evet. evet 15 günden aşağısı seferi, 15 gün ve fazlası mukim olmuş olur. Evet ama hocam. Bir yerde, bir mekanda, bir yerde tamamlamak şartıyla. Ona da dikkat edelim şu an. Evet hocam. Bir sorumuz daha. Bir kimsenin vatani aslisi değişir mi? Demiş hocam. Bunu gerçi söylemiştim. Biraz önce söylemiştik. Evet. Tabii değişebilir. Vatani asli dediğimiz yani bir insanın doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı, yaşamaya devam ettiği bir yer. Ama oldu ki mesela memleketini tamamen terk etmiştir. Başka bir memlekete yerleşmiştir ve orada artık kalmaya, yaşamaya, hayatını idame etme, sürdürmeye niyetlenmiştir. İşte evlenen bir kardeşimiz için zaten öyle demiştik. Veya bir işte herhangi bir olay şeyden sonra mesela memleketini tamamen terk etti geldi yerleşti İstanbul'a Ankara herhangi bir memlekete yerleşti ve artık geri dönmeyecek. Evet. Dolayısıyla o hayatını devam ettireceği yer o kişi için artık ne olmuş oluyor? Vatani aslı olmuş oluyor. Yani vatani aslı değişebilir. Yani bir insanın doğduğu büyüdüğü yer burası diye kalkıp da buraya geçtiği zaman burası onun vatani aslısı olmayacak diye bir şey yok. Ama ne yapmayacak? Bir daha buraya ne yapma şartıyla? Geri dönmemek şartıyla yani. Evet. Böyle olursa o zaman zaten hayat burada devam ediyor. Mesela Ankaralıdır demiştik biraz önce. Ankaralıdır İstanbul'a yerleşmiştir. Artık orada hayatını devam ettiriyor. Artık onun için Ankara değil de İstanbul vatani aslısı olmuş oluyor yani. Evet. Yani kısacası hayatını sürdürmeye devam ettiği, oradan başka bir yere yerleşmeyi düşünmediği,
yer o kimse için de artık ne olmuş oluyor? Vatani asli olmuş oluyor. Evet hocam, çok teşekkür ederiz hocam. Bir sorumuz daha hocam. Cuma günü sefere çıkmakta bir beis var mıdır diyor hocam. Şimdi orada şuna şunu bir söylemek isterim. Cuma günü biliyorsunuz normalinde seferilikte sağlanan kolaylıklarından bir tanesi eğer yoldaysa cuma namazı o kimseden düşer demiştik. Daha önceki programda söylemiştik bunu. Peki 90 kilometreyi aşmazsa düşer mi hocam? Seferilik olmuyor zaten. 90 kilometreden sonrası için konuşuyoruz. Evet, seferiyken hocam. Konuşuyoruz şu anda. Ama şuna dikkat etmesi lazım. Mesela diyelim ki yola çıkacaktır. Şimdi yola çıktı, seferi bir mesafeyi konuşuyoruz evet, tabii. İşte yoldayken zaten cuma namazı o kimseden düşüyor. Doğru mu? Evet, zaten sağlanan kolaylıklardan bir tanesiydi. Ama eğer vakit girmiş ise, yani cuma namazının vakti girmiş ise namazı kılsın ondan sonra çıksın. Çünkü deniliyor ki eğer diyelim ki cuma günü sabahtan yola çıktı, daha vakit girmemiştir. O kimse için tamam, sıkıntı yok, çıkabilir. Yani cuma namazı yola çıkabilir. Ama tam cuma saati gelmiş. O zaman ne yapacak? Artık cuma namazını kılıp o şekilde yola çıkmak lazım. Eğer cuma namazı vaktinde, bakın bu biraz önce söylediğimiz o tır şirket dedi ki biraz önce, bu evet. Kardeşlerimiz ona biraz dikkat etsinler. Mesela arabası yüklemiş yola çıkacak. Normalde yola çıktığı zaman seferi demiştik değil mi? Cuma düşer demiştik. Ama cuma namazı vaktinde çıkmasınlar. Çünkü cuma namazı vaktinde sefere çıktıkları zaman mekruh oluyor. Kerik yürülüyor yani. Evet. Hoş değil. Niye? Cuma namazı geldi mübarek. Bunun kazası yok. Tekrarı yok. Onun için ne yapacaklar? Eğer sabah erkenden çıkıyorsa sıkıntı yok. Ama cuma namazı vaktinde oldu ki işi gecikti, şöyle oldu, böyle bir sebepten dolayı kaldı. O zaman cuma namazını kılıp ondan sonra yola çıksınlar. Yoksa cuma namazı vaktinde sefere çıkıldığı zaman mekruh olmuş oluyor. Evet. Yani hoş görünmüyor, güzel görünmüyor. Yani şöyle diyebiliriz hocam, önce Rabbimizin rızası. Yani bir Müslüman zaten namazını hesap etmeden hiçbir şekilde hareket etmemesi lazım. Sonuçta her ne kadar cuma namazı yoldayken müsaade ediliyorsa da vakit girdiğinden dolayı cuma namazının vakti girdiğinden dolayı namazını kılsın. Cuma namazını hani ayet-i kerimde Rabbimiz diyor ya cuma namazınızı kılın ondan sonra yayının yeryüzüne rızkınızı aramak için. Evet. Kıl namazını, kafan rahat olsun. Ondan sonra zaten yoluna zaten Rabbim ondan sonra yoluna açar. Zaten yani. Kolaylık rızkını da ona göre bereketini Mevlamız verecektir inşallah. Evet hocam. Evet sevgili seyirciler, programımızın ismi biliyorsunuz, siz sorun biz söyleyelim. O yüzden siz soruyorsunuz. Yavuz Selim hocamız cevaplamaya devam ediyor elhamdülillah. Çok teşekkür ederiz hocam tekrardan. Şimdi bir sorumuz daha var hocam. Hocam okumak için anne babamın yanından ayrıldım. 4 sene burada kalacağım. Yaz tatilinde 2-3 ay kadar anne babamın yanında duruyorum. Sorum şu hocam. Bu yaz tatilinde anne babamın yanındayken bazen 2-3 günlüğüne olsa okuduğum yere gitmem gerekiyor. Okuduğum yerde seferi oluyor muyum? Maşallah destan gibi. Bayağı bir derdi büyükmüş hocam. Evet. Şimdi anne babasının olduğu yer vatanı asli dikkat edersin. Okumaya gitmiş, belli bir zaman orada kalacak. Orası vatanı ikame. 15 günden fazla çünkü kalacak orada. Evet, şimdi 4 sene kalacağı için hocam. Tabii, 15 gün zaten fazla zaten. Bakın anne babasının olduğu yer vatani asli. Vatani asli. Okuduğu yer vatani ikame. 4 sene i̇kamet ama ikamet ettiği kaldı. Eninden sonra dönecek ama. Yani okumak için orada. Dolayısıyla burası vatani asli olmaz. Ne yapacak? Okumak için oraya gitmiş. 4 sene de olsa fark etmiyor. Orada vatani ikame. Ne yapıyor? Vatani ikameden vatani asliye geliyorum diyor. Ama arada bir de vatani ikameme gitmem gerekiyordu. Yanlış anlamadıysam. Evet, diyor ki yine burada da şöyle bir şeyi kaçırmayalım. Deniliyor ki burası vatani ikame, bu da vatani asli. Vatani asliden vatani ikameye giderken burayla olan bağını koparmadığından dolayı, çünkü orada daha ne yapmıyor? Okumaya devam ediyor. Evet, yok, vatan ikame, okuduğu yeri kastediyoruz. Okuduğu yani. Yer hocam. Okuduğu yer. Dolayısıyla vatan aslisi olan anne babasından vatan ikamesi olan okuduğu yere birkaç günlüğüne de olsa, şimdi 2-3 gün dikkat edersek seferi günlerdir, 15 günden az ya. Olsun deniliyor. Burası vatanı ikameye daha okumaya devam ettiğinden dolayı 2-3 günlüğüne gitse yine seferi olmuyor. Seferi olmuyor. Niye? Burayla artık neyini, bak burayla neyini koparmamış da bağını koparmamış. Çünkü vatan ikame burası. Deniliyor ki burayla bağını mesela 4 sene sonra burada okulunu bitirdi, artık anne babasının yanına döndü. Tekrar buraya gittiği zaman okuduğu yer bile olsa ne olmaz? Seferi olur yani. Seferi olur o zaman yani. Evet. Artık çünkü orayla bağını kessin. Ama şu anda bağını kesmediğinden dolayı dolayısıyla bu kardeşimiz ne olmayacak? Seferi olmayacak. Peki yani. Anne babasının yanına 3-4 günlüğüne giderse hocam vatanı aslisine? Annesi babasının zaten vatanı asli. Yollarda seferi zaten. Onu söylemiştik biraz önce. Evet, hocam. Yollarda gidiş dönüşlerde seferidir. Ama anne babasının yanı zaten vatanı asli olduğundan dolayı zaten orası. Bu konu biraz gerçekten bilinmiyor hocam. Evet. Bu konuyla alakalı.
Yani annesinin babasının yanında yaşıyorsa, ne kadar mukim olduğu yer başkaysa da evet, asli, vatan asli olan yere döndüğü zaman yine... Tabii vatan asliye dönüyor zaten. Yani çünkü sonuçta... bu günümüzde gerçekten gençlerimize lazım olan bir konu hocam. İşte onun için niyet çok önemli. Dedik ya, gittiğimiz yerdeki niyet çok önemli. Her ne kadar yolda seferi olsak da gittiğin yer vatani asli mi, vatani ikame mi? Yani vatani, misafir misin? Misafir misin? Ona dikkat edilmesi lazım. Yani evet hocam, sen anne babanın yanına gidiyorsun. Bekar kardeşlerimizi söylüyoruz. Bakın dikkat edelim. Burada mesela okuyor yani. Şu an yani üniversite okuyan gençlerimiz var veya yurtlarda işte Arapça okuyan gençlerimiz var, hafızlık yapan gençlerimiz var. Memleketlerinden gelen. Tabii. Onlar için çok önemli. Tabii. Bir konu. Burada hocam ne olmuş olacak? Okudukları yer vatanı ikamedir. Memlekete anne babaların yanına gittikleri zaman yolda seferidirler ama anne babaların yanına gittikleri zaman vatanı asli olduktan dolayı ne değiller? Seferi olmayacaklar. Namazlarını evet, normal tam olarak kılmış olacaklar yani. Buradan irtibat kesilmedikten sonra burası da o kimse için nedir? Misafir hükmünde, sefer hükmünde olmamış oluyor. Yollarda seferiler ama onu da söylemiş olalım. Evet hocam. Misafirler yani hocam. Evet. Evet hocam. Bir sorumuz daha hocam. Hocam polis memuruyum. Doğduğum memleket olan Samsun'dan Trabzon'a vazife icabı geldim. 2 sene burada kalacağım. Memleketime Samsun'a giderken seferi miyim? Şimdi benzer bir soru ama şekli değişik. Evet hocam. Polis olarak yani vazifeli olarak gelmiş. Aslı demek ki yani Samsun'u kimse vatanı asli. Orası yine vatanı ikame olmuş oluyor. Dolayısıyla vatanı ikamesinden vatanı asliye dönmüş olacak. Yollarda seferidir. Yani Trabzon'dan Samsun'a dönerken Samsun onun için vatanı asli olduğundan dolayı yollarda seferidir. Ama Samsun'a geldiği zaman ne olmaz? Seferi olmaz çünkü oranın vatanı aslisidir. Ama şöyle olsa olurdu. Mesela Samsun'da doğmuş büyümüş, Trabzon'a tamamen yani işi belki... Şimdi hocam konuyu şöyle bir açmak istiyorum hocam. Samsun'da evi varsa değil mi hocam? Şimdi diyelim ki adam eviyle beraber gitti Trabzon'a. Onu söyleyecektim şimdi. Evet hocam. Şimdi bakın zaten Samsun'daki şeyini ne yapmamış? Bağını koparmamış. Buraya niçin gelmiş Trabzon'a? Ne demiş? 2 sene vazifemden dolayı geldim. Evet hocam. Dolayısıyla burası yine vatan ikame oluyor işte. Yani 2 sene bittikten sonra tekrar nereye dönecek? Samsun'a dönecek. Böyle olursa Samsun onun için nedir? Yine vatanı aslisidir. Trabzon vatan ikamedir. Yani Trabzon'dan Samsun'a gittiği zaman ne olmaz? Sefer olmaz. Çünkü vatan aslisine gidiyor. Vatanına gidiyor. Memleketine gidiyor. Vatanı aslisinde evi olmaz hocam. Ha, onu söyleyeceğim. Ama şöyle olursa Samsun'dan tamamen evini, her şeyini Trabzon'a taşımış. Evet, ne oldu şimdi? Biraz önce söylediğimiz gibi artık o kimse için Samsun vatan asli de neresi vatan asli olmuş olacak? Gitmiş Trabzon. Yani. Ama orada 2 sene kalmayacak. Devamlı yaşamaya devam edecek. Evet. Bakın 2 sene eline demiyorum. Yani vatan aslisini Trabzon'a taşındı. Evini taşıdı. Çoluğunu çocuğunu taşıdı. Artık burada hayat devam edecek. 2 sene demiyorum. Bakın özellikle söyledim. Yani evet, belli bir zaman değil. Hayat burada devam edecek. Artık bu kardeşimiz için memleket neresi? Vatan aslisi Trabzon olmuş olacak. Yani. Evet hocam. Ya buna dikkat edelim. Dediğimiz gibi geçici bir vazife için, geçici bir görev için ne olursa olsun yani gidilen ve eninde sonunda tekrar oraya dönecekse o oradaki vatan aslisilik bozulmamış oluyor yani. Evet, buradaki hocam ayrıntıyı kaçırmayalım. Yani gittiğimiz yer neresi? Vatanı asli mi, vatanı ikame mi? Ona dikkat etmek lazım. Vatan ikame yaşamış olduğu yer, vatan asli doğup büyüdüğü hayatını devam ettirmiş olduğu yer. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm hocam demiş. Aleyküm selam. 15 güne niyet ettim ama işim uzadı. Yine seferi miyim? 15 güne niyet etmiş ama işi uzamış. Diyelim ki ben buradan işte kalktım hocam. Erzurum'a gittim. 15 güne de 15 günden aza diyelim o zaman. 15 günden sonrası zaten seferi olmuyor yani. 15 günde seferi olmuyor. 15 günde olmuyor. 15 günden aza demesi lazım. Herhalde yanlış sormuş. Evet, zaten 15 gün ve fazlasına seferi olmuyor zaten. Yollarda seferi olsa da gittiği yerde seferi olmuyor. 15 günden aza niyet etmiş ama evet, işi uzamış. Durduğu sürece ne kadar durursa dursun 3 ay, 5 ay, 3 sene, 5 sene yine seferidir. Evet hocam. Onun için bak burada niyetin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü niye? Oraya giderken 15 günden aza niyet etmiş, seferiyle niyet etmiş ama işi uzamış. Bilmiyordu ki yani 15 günden fazla, belki 3 ay, 5 ay, 1 sene süreceğini bilmiyordu yani. Şimdi şöyle misal vereyim mesela hocam. Ben buradan kalktım, memleketime gittim. 90 kilometreyi aştım. Evet. 14 güne niyetle gittim. 14. gün evet, biri vefat etti diyelim. Evet. Bir akrabam vefat etti. Mecburen cenaze işleriyle ilgilenmek için orada kalmak zorunda kaldım. O kalmış olduğum 17, 18, 20. günler... Ne kadar kalırsan. O söylediğiniz bir sebep. Yani orada kalmasını gerektiren bir sebep ama bilmiyordu dikkat edersek. Evet. 14 günde aza niyet etti ama ne oldu? İşte herhangi bir özürden, sebepten dolayı iş uzadı. Kaldığı sürece
Seferidir yani. Evet hocam. Yani ne kadar uzarsa uzun o önemli değil. Çünkü o seferilik müddetine 14-15 günden aza niyet etmişti. Ama iş uzadı, mazereti var. Sen o niyetle gitmedin ama ne olacak? Kaldığı sürece sefer olmuş oluyor yani. Hocam peki şimdi burada kalpteki niyet önemli değil mi? Adam biliyor ki işi uzayacak. O başka. Seferiye kalacak. Orada pazarlık var. 14 güne niyet ediyorum ya, deyip öyle. Niyet işte. Zaten bak öyle niyet kalırsa ederse sefer olmaz ki o kardeşimiz. Evet yani hocam. O zaman der ki ya ben 15 günden falan. Zaten kalbindeki niyetine göre. Evet yani o zaten o niyete göre seferilik oluyor ve olmuyorluk şey oluyor yani. Ortaya çıkmış oluyor. O ama işten pazarlık yani olmaz. Yani evet oradaki hocam niyet. Mevla'yı ne yapamayız? Belki kendi kendimize fetva buluruz ama Rabbimiz kalbimizden geçeni biliyor. Niyet çok önemli yani. Gerçekten ama bu soruda niyetin ehemmiyeti ortaya çıkmış oldu. Onun için mutlaka çıkmadan önce niyetimizi ona göre yapmak lazım. Evet hocam. Evet. Sorularımız devam ediyor hocam. 14 gününe umreye gidilse seferiye sayılır mı? Seferilik gün olarak biliyorsunuz yani 15 günden az olması hasebiyle sonuçta yine seferidir. Orada ne yapacağız? Ama şuna dikkat edelim. İmama uyduğumuz zaman sefer olmuyoruz ha. Evet. Kendimiz kılarsak yani bakın ona dikkat edelim veya kendimiz cemaat yaparsak. Mesela umreye gittik, imam ne yapıyor? İmama cemaatle namaz kılıyoruz Kabe'de veya Medine'de. İmama uyduğumuz zaman yine 4 rekat kılacağız. Çünkü cemaat imama tabi olduğundan dolayı yani oraya gittiğimiz zaman her ne kadar seferiyiz ama oradaki imamlar mukimdir biliyorsunuz yani. Evet, mukim olduklarından dolayı onlara uyduğumuz zaman namazlarımızı 4 kılacağız. Ama oldu ki namazı kaçırdık kendimiz cemaat yapacağız. Ve imam olacak kişi de ne? Seferi ya orada 14-15 evet, oluşu için o zaman iki kılacak yani. Evet, İster hocam kendi kılsın, ister kendisiyle beraber sefer olan diğer kardeşlerine imam olsun fark etmez iki kılacak yani. Peki hocam bir hane içinde hem seferi var hem mukim var. Burada imamlık kime layık? Tercih yani, mukim olandır. Mukim olandır. Mukim olana daha şey eftaliye tercih yapılması gereken tercih mukim olanın öne geçmesidir. Ama seferi olanın da imamlığa geçmesinde sıkıntı yoktur. Mesela seferi olan bir kişi hocadır, alimdir, kıymet verilen bir zattır. Mukim olan kişi der ki hocam buyurun siz geçin der. Yapabilir mi? Yapabilir. Onu şöyle yapacak ama eğer seferi olan bir imam mukime namaz kıldıracaksa şöyle diyecek. Diyecek ki ben seferiyim. İkinci rekatta selam vereceğim. Siz dörde tamamlayın diyecek. O şekilde namazı tamamlamış olacak yani. Evet, evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz yeniden iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Arkadaşlar mail olarak siz sorun biz söyleyelim @fmtv.com.tr adresinden sabit numara olarak 0216 alan koduyla 488 0488 no'lu telefondan sadece WhatsApp yoluyla mesaj olarak numaramı söylüyorum 0534 387 5026 no'lu telefondan bizlere mesaj atabilirsiniz. Seferilikle alakalı sorularınıza cevap vermeye devam ediyoruz. Yavuz Selim hocamıza çok teşekkür ediyoruz hocam bu arada. Evet bir sorumuz daha var hocam. Selamünaleyküm hocam. Ben İstanbul'da oturuyorum. Eşim de ben de Antepliyiz. Benim annem babam demiş. Eşimin babası vefat etti. Antep'te bize ait evimiz yok. Ama kardeş ve kayınvalideme ait ev var. Biz Antep'e gidince seferi olur muyuz? Eşim de uçakla yolculuk yapsa küçük kızımla caiz olur mu demiş. Teşekkürler Allah'a emanetiniz demiş. Biraz bayağı bir uzun bir soru sormuş hocam. Şimdi gittiği yerde evi olmadığı için ne olacak? Zaten bayan kardeşimiz kocasına tabidir. Kocasına göre hareket edecek demiştik. Gittiği yerde eğer evi yoksa artık orayla bağlantıyı kesmişsek Anteplidir evet, ama artık İstanbul'da oturuyor dikkat edersek orada herhangi bir bağı yok. Evet, dolayısıyla evet, o artık Gaziantep onun için ne değildir? Vatanı asli değildir. İstanbul vatanı aslidir. Orayla bir bağlantısı olmadığından dolayı seferidir. Bayanlar için de çocuklar akıl bali olmayan kız çocukları mahrem değildir. Onu da özellikle söyleyeyim. Yani bir bayan benim işte 5 yaşında 6 yaşında çocuğum var. İşte onunla beraber seferi mesafeye mahrem olmadan gidilemiyor ya konu olarak. Evet hocam. Akıl bali olmayan kız çocukları zaten şey değildir. Yani mahrem olması için erkek olması lazım. İşte yani bir bayanın kocası, babası, abisi, oğlu, yetişkin oğlu. Evet hocam. Yani kendisine mahrem olabilmesi için bunlar olması lazım. Kız çocuğu dolayısıyla ne değildir? Mahrem değildir. Evet yani hocam. Hocam burada sanki ama babasıyla kız çocuğu yolculuk yapabilir mi gibi bir soru olmuş da hanım yapabilir. Mı? Demiş ki hocam eşim de uçakla yolculuk yapsa küçük kızımla belki erkek soruyor olabilir hocam. Küçük çocuk dediğiniz gibi yani, olmuyor. Yani hanımı için soruyor onu kendisi için sormuyor evet, olmuyor yani. Evet hocam.
Devam ediyoruz hocam. Seferilik ortaya çıkması ilk hangi meseleyle olmuştur? Hicretin 4. senesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla alakalı ilk seferilik konusu ilk hicretin 4. senesinde başlamıştır. O zamandan bu zamana kadar da bu olan Halkalı'dan İbrahim demiş hocam. Seferilik konusu çok güzel izah ettiniz. Çok Rabbim sizden razı, Allah razı olsun demiş hocam. Kardeşim, biz de teşekkür ediyoruz. Bir kişi yabancı memleketlerde seferi oluyor mu? Orada kendine ait evi varsa fetva aynı mıdır diye söylemiş hocam. Yani eğer evi varsa orası da onun için sonuçta bir memleketidir. Ama dediğimiz gibi bunda birkaç tane şekillendirme yapacak olursak. Mesela bir erkeğin mesela iki tane hanımı olabilir yani. İki tane hanımın olduğu memleketlerde de evi vardır. Evet. Dolayısıyla bu memlekette de bu memlekette de ikisinde de evi var. Dolayısıyla ne olur? Bu kimse seferi olmaz. Ha, memleketinin haricindeki yer ister Türkiye'nin içi olsun neresi olursa olsun onu da bilmek lazım. Yani illa Türkiye'nin içindeki illerde değil neresi olursa olsun her türlü seferidir yani. Ama gittiği yerde evi varsa bakın. Yani bir insanın gittiği yerde evi varsa bu ihtilaflı bir meseledir bu. İmam Muhammed Hazretleri diyor ki orada da evi olduğundan dolayı iki yerde de evi olduğundan dolayı orada İmam Muhammed Hazretleri diyor ki seferi değildir diyor. Ama diğer iki imamımız İmam-ı Azam'la İmam Yusuf Hazretleri diyor ki yok diyor orayı terk ettiğinden dolayı evi de olsa orayı terk ettiğinden dolayı yaşamış olduğu, bulunmuş olduğu hayatını nerede devam ettiriyorsa orada bu orası onun için vatanı assizdir diyor. Öbür taraf diyor evi de olsa diyor vatanı assiz değildir diyor. Ama hangisi tercih edilecek olursa İmam Muhammed Hazretleri'nin görüşü tercih alındır. Yani evi varsa vatanı assizdir. Evi yoksa vatanı assiz değildir kısacası yani. Değildir yani evi olup olmaması hani ev sadece demiyor evi, arazisi, bağı, bahçesi o da yani kendisine bir yer olması olayı biraz değiştiriyor yani. Evet. Evet hocam. Hocam rejiden uyarıyorlar. Sorularımız çok. Ama vaktimiz kısıtlanmış. Ben bir tane daha soru sormak istiyorum hocam size. Hocam cem-i tehir ve cem-i takdimden bahsettiniz ama rekatlarını bahsetmediniz. Kaç rekat kılınacak diye sormuş. Aynı zaten namaz iki rekattır onu söylemeye gerek yok yani. Zaten seferilikteki namazı konuşuyoruz burada yani. Evet hocam. Yani namaz seferilikteki bakın dikkat edin. Biraz önce bahsettiğimiz Hanefi mezhebindeki Arefe günündeki günden bahsetmiyoruz yani. Zaten Hanefi mezhebine göre ne değildir? Caiz değildir. Sadece evet. Arefe günü Arafat'ta ve Müzdelife'de ama şeyde diğer mezheplerde ne olacak? Cem-i tehir de yapsa, cem-i takdim de yapsa iki rekat olarak seferiyken bakın dikkat edelim. Seferiliği kastediyoruz burada. Evet, namazların normal iki rekat kılması gerekiyordu. İki rekat olarak kılmış olacak yani. Evet hocam. Bir soru daha soralım hocam. Bir dakikamız daha varmış. Benim kızım şehir dışında sık sık yanına gidiyorum. Çocuğu olduğundan dolayı ve sefer mesafesi kızımın evi. Ben orada misafir oluyor muyum? Bayan mı bu erkek mi? Kızımın dediğine göre herhalde bayan gibi. Anladığım bayan kadarıyla. Gibi. Yani sonuçta hocam. Bayan kocasına tabidir. Aynı şey. Kızı da olsa kızın yani ne kadar bir bağ var ama oturmuş olduğu ev yani dolayısıyla kocasına tabi olduğundan dolayı sefer olmuş olacak. Yani kızı da olsa kendine ait bir evi değildir. Kocasıyla beraber oturmuş olduğu bir yer değildir. Oğlu da olsa fark etmez. Çünkü oğlu da artık evlenmiştir. Hem oğul açısından hem anne baba açısından değişmez. Sonuçta orada seferidir yani. Evet. Yani kısacası bir kimsenin oturduğu yer önemli. Bayansa kocasına tabi, bayan değilse oturduğu yer önemli. Yani neresi, nerede oturuyorsa orası onun vatanasıdır. Dolayısıyla bu senin oğlun da olsa, kızın da olsa, kim olursa olsun gittiğin yerde seferisin yani. Bunu evet hocam. Bu şekilde izah etmiş olalım yani. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz gerçekten sizlere de çok teşekkür ediyoruz ilgi ve alakanızdan dolayı. Yine mesajlarımız gerçekten yoğun. Cevaplayamadığımız mesajlarımız var. Haklarınızı helal edin inşallah. Özelden cevap yazacağız yine hocamızla programdan sonra vaktimiz dolduğu için. Bizden sonra program gireceği için mecburen kapatmak zorunda kalıyoruz ama özelden o arkadaşlarımıza döneceğiz. Bu akşam da siz sorun biz söyleyelim programıyla sizlerle birlikteydik. Rabbim tesirini yüksek eylesin diyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Yavuz Selim hocamıza, FMTV ekibine çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun. Hayırlı akşamlar diyoruz. Hayırlı geceler diyoruz.